Türkiye'nin girişimleriyle imzalanan Soçi mutabakatıyla ağır silahlardan arındırılan İdlib'e yönelik insani yardımlar devam ediyor. Bölgede bir anaokulu, bir terzane ve bir yemekhanenin açılışı yapıldı. Türkiye, İdlib'e yardım edeni uzatmaya devam ediyor. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatıyla çatışmasızlık koridoru oluşturulan İdlib'de hayat normale dönüyor. Bölgede insani yardım faaliyetleri de Kızılay başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu tarafından sürdürülüyor. Kızılay tarafından İdlib'in güneyindeki Hanşeyhun kasabasında inşa edilen anaokulu, terzihane ve yemekhanenin açılışı gerçekleşti. Türkiye'nin İdlib'e yönelik yardım ve destekleri devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz yerde Türk Kızılayı tarafından açılan ve 55 yetimin öğrenim gördüğü bir anaokulu. 4 öğretmen ve 1 müdürün görev yapacağı anaokulunda çocuklara savaş ortamı unutturulacak. Burada savaşta babalarını kaybeden evlatlarımız hem rehabilite edilecek hem de eğitim alacak. Bu zamana kadar bizim her zaman yanımızda olan Türkiye'ye ve Kızılay'a çok teşekkür ederiz. Bölgede açılışı gerçekleştirilen bir başka yatırımsa terzihane oldu. Günde 40 kişinin kurs alacağı terzihanede kadınların diktiği kıyafetleri yine Kızılay satın alarak kamplardaki insanlara dağıtacak. Açılışa katılan Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık da Suriyeli kadınların meslek sahibi olmasını amaçladıklarını söyledi. Bu terzihanemiz, terzih atölyemiz. Bu atölyemizde kardeşlerimiz, Suriyeli kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz terziliği öğrenecekler. Bir. İkincisi biz onlara kumaş vereceğiz, iplik vereceğiz. Onlar bunu kendilerine elbise yapacaklar. Daha sonra onlardan biz bunu satın alacağız ve kamplarda ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtacağız. 2011 yılından bu yana Suriye'ye Kızılay tarafından 42 bin tır yardım malzemesi gönderildi. Bölge insanına yardımlar ulaştırılmaya devam edecek.